Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz hepinizin bilmiş olduğu El-Kariya suresi inşallah nasip olursa. Bismillahirrahmanirrahim. El-Kari'atı Mel-Kari'a. Bu surenin başı böyle başlıyor. El-Kari'atı Mel-Kari'a. Nedir Kari'a muhtemelen şimdi? Kari'a kıyametin bir ismi, kıyametin. Kıyametin çok isimleri var. El-Hakka, El-Vakı gibi isimleri var. Her bir safhası, aşaması farklı olduğu için böylece. El-Kariya ilk alameti kıyametin, bir ses. Bu ses bir şey çarpmak demeden gelen bir ses ama, Kariya sesi böyle. Yani insan gücünün dayanamayacağı, kulakların dayanamayacağı, insanın kalbinin dayanamayacağı bir gürültü ses. Nedir bu? Tabi su üfürecek, sur üfürecek. İsa Aleyhisselam ilk okuruşta öyle bir ses olacak. Sanki bir şeye çarpmadan meydana gelen ses gibi ama. Arkadan Mevlam buyuruyor, Mel-Kariya, nedir Kariya? Nedir Kariya? Ve madrake Mel-Kariya, yine Rabbim buyuruyor, Habibim Muhammed'im, sana ne bilir bu Kariya? Yani bilemezsin anlamına gelir peygamberimize, bilemezsin. Bazı şeyler yaşamadan bilinmez tabi böyle. Bu gaybidir bu. Gaybidir bu. Kıyametin kopuşu ilk başın alameti olacak. Tabi nasıl olacak? Yergöz sallanacak. Yergöz sallanacak. Yıldız diye bir şey kalmayacak. Dağılacak bunlar. Dünya tam dünya değişecek. Böyle olacak dünyada böyle. İki defa üfürecek sur. İki defa. İlkinde bütün alemin harap olması. Dünyanın, göklerin düzen değişmesi. İkinci surda ise yeniden diriliş başlayacak. Yeniden diriliş. Yeniden dirilme. İnsanlar genelde inanıyorlar kıyamete. İnanıyor insanlar böyle. Yani bu düzen böyle devam etmez diye böyle. Hele günümüzde artık kıyamet bekleniyor günümüzde. Yani bilimsel açıdan da bekleniyor artık böyle. Çünkü doğal dengeleri bozuldu. Doğal dengeleri bozuldu. Göklerin üzerine tamamen değişime başladı. Hayat şartları zorlaşıyor. Allah korusun bir harf çıkarsa üçüncü savaşı dünyanın sonu muhtemelen böyle. Onun kimse olmayacak, kazanamayacak, kazanan. Bu savaşta böyle. Bu son savaş, üçüncü dünya savaşı. İlk su üfürünce tek bir canlı kalmayacak. Yerde, göklerde. İnsan, cin, hayvan, melek kalmayacak. Yalnız belirli bazı melekler, hur kızları kalacaktır, cennettekiler. Bir de arşı âlâya taşıyan melekler ve dört büyük melek kalacaklar. Azrail, Cebrail, Mikail, İsa Aleyhisselam kalacaklar. Buyuracak Rabbim Azrail Aleyhisselam'a, ya Azrail al bunların canını. Üç meleğin canını ama. Cebrail, Mikail, İsa Aleyhisselam. Azrail Aleyhisselam onun canını alacak. Yalnız arşı aleyh taşıyan sekiz melek, yani huriler, onlar kalacaklar. Yani cennet etkilemeyecek bu kıyametten. Güneş dürüldü. Mevlam buyuruyor. İze şemsi kübret. Güneş yok olmayacak, kaybolmayacak. Dürülme, kararma olacak güneşte böyle. Dürülecek, toplanacak güneş. Kararacak. Yıldız dağılacak, yıldız dağılacaklar. Alem karanlığa bürünecek bu alem. Alem karanlıkta kalacak, zulmete kalacak alem böyle. Tek bir canlı yok ama böyle. Dağlar kalmadı, denizler kalmadı, atmosfer kalmadı, yıldız kalmadı, ay da kalmadı. Bir tek güneş, o da karardı ama güneş de böyle. Bu arada bir 40 geçecek, 40 geçecek.
Hadise 40 geçiyor. Erbeyn diye geçiyor, hadis-i şerifte geçiyor. Ama bu 40 gün mü, ay mı, yıl mı bilinmiyor. Bir de bu yıl da olsa neye göre yıl ama? Sene. Neye değişiyor bunlar böyle? Dünyadaki sene başka, aydaki başka, gökteki başka seneler böyle. Aynı 40 geçecek, tek bir canlı yok artık. Bedenler çürüdü, kemikler çürüdü, dağlar yerine koptu, toz gibi uçuştular dağlar. Denizler doldular, dünya dümdüz oldu, tek bir canlı yok ama. Sonra Mevlam önce dört büyük meleğe Rabbim hayat verecek onlara, kendisi altından. Onlar dirilecekler. İsa Aleyhisselam bir yerine üfleyecek sura. Sur. Nedir sur? Bir alet. Ama manevi bir alet. Tabi Diyanet'e benzemez. İsa Aleyhisselam en büyük meleklerden birisi. Gökteren daha büyük yani. Cüssesi o kadar büyük İsa Aleyhisselam. Onun kutsal nefesiyle su üfürülünce yine gergip sallama başla gergip böyle. Bir deprem gibi olacak. Allah-u Teala buyuracak ki Cebrail Aleyhisselam'a ya Cebrail'im dünyaya git. Dünyaya git. Su üfürmeden daha ama. Dünyaya git. Benim Habibim Muhammed'imin mezarın başına bekle. Korkmasın, su üfürünce korkmasın. Telaş etmesin. Cebrail Aleyhisselam dünyaya gelecek. Ama dünya değişmiş dünya. Ne Uhud'da var, ne Medine, ne Kabe var böyle. Ne deniz var, ne kar, ne orman var, ne ağaç var böyle. Dünyanın her tarafı dümdüz. Hiçbir iniş çıkış yok. Gümüşümsü bir maden olacak dünya. Beyaz maden olacak dünya. Diyeden Turalçı Cebrail Aleyhisselam bulamayacak Medine-i Münevvere'yi. Bakacak ki bir yerden nur çıkıyor bir yerden. Nur çıkıyor arada bir göklere doğru. Burası olabilir diyecek, oraya gelecek. Tam onun başına gelince İsa Aleyhisselam öpecek surunu el emriyle. Arşalı devam var. Önce ilk olarak Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin kabri çatlayacak. Kabir çatlayacak. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri uyanır gibi o anda. Başını kaldıracak ve o anda toz toprak olmuş yüzü de sakalına tozla versin kremine başlayacak. Bir sana bakacak. Hiçbir şey yok. Ne insan var, ne bir mamur, bir ev, bina, ravza, mutare. Hiçbir şey yok böyle. Sonra bakacak. Her zaman dümdüz görebildiği kadar yukarı başına bakacak. Cebrail Aleyhisselam'ı görecek. Soracak. Karşın Cebrail ne gönderiyor bugün, ne oluyor böyle? Ona su üfürülüyor böyle. Yer göz sallanıyor, muazzam ses. Her yer paramparça oluyor. Yarası o da korkuyor ama anlarla. O da korkuyor, titriyor da böyle. Diyor ki, ya Muhammed Aleyhisselam, bugün işte kıyamet günüdür. Allah'ın vaat ettiği yeniden diriliş günüdür. Hesap günüdür. Başlıyor saymaya bu şekilde. Bu Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz, Cebrail, karış ümmetim derdi. Ne oldu ümmetim derdi? Önce aklına bakınız, ümmeti geç muhtemelen der. Yani kızı Fatıma'yı az Ayşe anamız sormayacak muhtemelen böyle. Onu sormayacak onları hep böyle. Yani genelde bir felaket olsa, mesela deprem olsa, insan önce annesi, babası, işte oğlu, kızı, torunları bundan insan aklına gelebilir böylece. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aklına gelmeyecek onlar. Ne aklına gelecek? Ümmeti. Cevap, ümmetim ne oldu ümmetim? Nerede ümmetim ne oldu şu anda böyle? Korkunç gün ama böyle. İnsanın dayanamayacağı bir gün ama orada ölüm yok. İlk surda ölüm olduğu için kurtuluyor insanlar. Öldüler insanlar böyle. İlk sur daha kolay böyle. İnsan öldüler, düşüp öldü herkes. Ama orada ölüm yok şimdi böyle. Korku devam ediyor, yürek boğada saplanıyor, ölüm yok ama böyle. İlk Cebrail Aleyhisselam, ya Muhammed Aleyhisselam, ilk defa daha sen kaldın kalkın, kalktın böyle. Ha, kimse kalkmadı daha, onlar bilmiyorum ne oldu derken,
Hazreti Sıddık Hazretleri kalktı Peygamber'in yanında. Yani aynı gibi mesela böyle. Hazreti Ömer Faruk, üç tane bir adam Medine'de, aynı mezarda, yan yana mezar yani bir odada kalkacaklar. Sonra cennetin Bakiye'de bulan Mevtaala kalkacaklar. Medine mezarlığı böyle. Oradakiler ona kalkacaklar. Sonra Mekke'dekiler ve iki Mekke ile Medine arasındaki, iki haram arasındakiler kalkacaklar önce. Böyle. Kalkacaklar. Mevlam buyuruyor, yevme o gün yekün nasıl kel feraşir mebsus. Yevme o günde, işte kabirden kalkıldığı günde, nefsi nefsi yani her kendi derdinde. Her insan dünyaya nasıl çıplak geliyorsa öyle kalkacak. Herkes böyle. Daha dünyaya gelmiş malı, mülkü, köşkü, sarayı, artık şunlara bunları say da bitmez böyle. Hesabımsız malı mülkü vardır. Hepsi bitti ama yani böyle. Kefen de çürüdü. Rab ona yeni beden verdi. Yeni atom toprak yaratılan beden, ölümsüz beden olacak beden. Herkes kalkıyor mezarından. Ne gibi? Kel feraşil mebsus mevla buyuruyor. Bu da kâf benzetme, teşbih. Feraş gibi. Feraş nedir? Ateş böceği. Ateşten dönen bir kelebekler vardır böyle. Böyle pervanedir bunlara, pervaneler. Bunlar yani böyle ürkek, küçük böyle o yönden Rabbim buna benzetiyor insanları böyle. İnsanlar cüssesi büyük. Fakat korkaklık yönünden ben söyleyeyim, mebsus dağılmış, yayılmış etrafa. Üstüne böyle, yayılmış böyle. Diyat-ı Kerime'de çekirge sürüsü gibi geliyor. Diyat-ı Kerime'de de. Üst üstüne insanlar. Her insan nasıl ölmüşse öyle kalbine kalkacak her insan. Öldüğü gibi kalkacak böyle. Güzel Aleyhisselam Hazretleri ütüb asûne kemâ temutun. Nasıl ölürseniz öyle kalbeden kaldıracaksınız, kalacaksınız. Nasıl ölmüşse. Nasıl ölmüş? Namazda ölmüş. Secdedeyken ölmüş. O secde haline kalkacak. Kaldığı yerine devam ederek. Rüküde ölmüş. Ayakta ölmüş. Konu okurken ölmüş. Mesela namazın dışında konu okurken ecel geldi. Yem yekünün nasu dedi. Devam etti böyle. Ne yapacak? Kaldığı yerine devam ederek. Devam ederek kalkacak böyle. Allah zikrederken vefat etti. Aşağı geldi. Allah zikrediyor böyle. Kapamış gözlerini, dönmüş kıble, oturmuş dizi çekmiş yani böyle. Allah zikrediyor böyle. Bir tek insan meylesi var zaten böyle. Ne diyor? La ilahe illallah. La ilahe illallah derken vefat etti böyle. O da buna devam ederek kalkacak böyle. Her insan nasıl ölürse öyle kalkacak. Bunun aksi de var. İçki masasında ölmüş. Allah korusun. İçki içerken de. Müzik çalıyor taraftan, müzik çalıyor, içki içiyor. Sarhoş o insan arkadaşları artık gevezelik, patırtı, gürültü, söyleme mesafe icabında orada ölmüş. O da içkili kalkacak, alkol almış böyle. Yürüme takatı gibi, düşe kalka böyle. Allah korusun, zina fuhuşhanede ölmüş, kumarda ölmüş artık. Dans, saz, düğün salonunda ölmüş. Nasıl ölmüşse insan, öyle kalkacak. Bu iş demek ki bir insan bir yere ölmek istemiyorsa oraya gitmemek gerekiyor muhtemelen böyle. Canım bir gün çıkayım bakayım. Ama bir gün çıkayım bilirsin ki böyle. Bir deprem olabilir, şu olabilir, bu olabilir, bir kalp krizi geçirebilir, insan geçirebilir bir anda birdenbire. İnsan nerede ölmüşse, nasıl ölmüşse o şekilde kalkacak böyle. Ve her insanın bir de yüzü değişecek, şekil alacak böyle. Kimi kara domuz gibi olacak Allah korusun, domuz gibi. Kimler bunlar? Namazı kılmayanlar, beş vakit kılmayanlar bu tarafa böyle. Diyanet küçümsüyor dünyada, dünya. İşim var, gücüm var, işte şudur, budur, vakit bulamıyorum, şunlar, bunlar, ileride kılarım, bularım böyle. Kimi kandırıyor? Kendini kandırır muhtemelenler. Zararı kendisine böyle. Kimse bunu zarar kılmaz böylece. Kim maymun gibi, yılan gibi, köpek gibi, kim tabii nurlu olarak kalkacaklar.
Öteki cibali ve dağ olacak dağlar kelihinil menfuş. Bu da ilk surda. Burada takdim tehir deniyor buna böyle. Rabbim önce böyle kalkışı bahsetti. Bir de kıyamet kopuşunda. Ve tekünü cibali. Cibali cebelin çoğulu. Cebel dağ demektir. Dağlarda kelihinil menfuş, ihni menfuş olacaklar. El ihni yün. Renkli yün ama. Eğer yün beyazsa onu suf deniyor. Suf deniyor. Suf deniyor. Cennetli yün gibi olacaklar. Menfuş atılmış yünler gibi böyle. İnsan halleş pamuğu derler. Halleş. Yorganize yapardı onlar bunlara böyle. Böyle vurduca böyle uçuş pamuklar böylece. Ona meyecekler böyle. Dağlar. 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 Renkli yün gibi uçacaklar. Renkli yünler gibi. Toz olacaklar böyle. Renkli neden? Dağların rengi değişik. Kara toprak var, kızıl toprak var, sarı toprak var. Demek ki ne olacak? Mevla biliyor. Heba mensura. Heba toz. Mensur dağılmış toz böyle. Bir anda toz kopacak her taraf böyle. Kocaman dağlar, kayalar, taşlar, iri taşlar, toz haline gelecekler. Renkli olacaklar bunlar böyle. Yani kara toprak var, tabii sarı toprak var, kızıl toprak var. Sonra herkes ne yapacak burada? Kabrinden kalkar insan, her insan mahşerde toplama yeri. Mahşer derler böyle. Efendim ben gitmeyeceğim. 50 değil ki böyle. Dünya insan kendi mi dünyaya doğduğu insan? Gönderen var mı? Dünyaya böyle ya. Ben doğmak istemiyorum. 50 de mi değil mi? Ölmek istemiyorum. 50 de mi? Değil mi? Böyle. Yani insan denen varlık çok aciz bir aciz bir varlık insanların varlık insan aciz mutlak insan böyle doğmak elimize değil yaşamak elimize değil yani ölmek istemiyorum diyor ben yaşamak istiyorum diyor böyle varısı var bu her şey imkanları var ama elinde mi diyor bir hastalık gelir nedir hastalık gözün görmediği bir hayvancık mikrop gelir yani onu göz göremiyorlar böyle bir hayvancık canlı onlardan böyle. Onda sinir sistemi var, üreme sistemi onların da var böylece. Mesela kanser neyse mesela bir hayvancık bunlar, mikroplar var böyle ya. Gelir, evet, onun mikropları görürler bugün teknolojiyle. Onun mikropları görüyorlar onları. Tahlil yapıyor, şu oluyor, bu oluyor. Ama ne yapıyor tıp? Elini ovuşturuyor muhtemelenler. Diyor, biz yaptık gerekeni. Gerekeni yaptık. Yaptık ama diyor, İlaca cevap vermiyor. Artıyor dağılmadan böyle. Şimdi Mevlamızın bir kanunu vardır muhteremler. Rabbim dilediğine yardım eder. Savaşta da böyle. Az grup bazen çoğu üstün gelir. Yardım ederse. Şimdi bedende de savaş oluyor. Beden aslında muhterem. Bedenimiz savaş oluyor bedenle muhteremde. İki ordu. Biri diyelim bir kanser mikropları. Biri de bizi koruyan ak yuvarlarımız var bedende. Ak yuvarlar. Onlar bizi savunan askerler. Onlar bizi savunuyorlar, savaşıyorlar. Hangisi üstüne gelirse sonuç o oluyor böyle. Eğer ak yuvarlar kazanırsa savaşı, insan sağlığına kavuşuyor. Diyorlar kanseri yendi diyorlar böyle. Kanseri yendi. Yattı yerde yenir mi kanser? Yattı yerde. Ak yuvarlar savaşı bizi savunuyor bunlar bunu bizi. Bak, insan sana kavuşuyor. Yok, akıbeler kazanmadı savaşı. Mikroplar kazandılar. Ne oldu? Ölüm muhtemelen. Böyle böyle. İşte dua da gerekiyor muhtemelen. Dua da gerekiyor böyle. Yani tıbı görmeme gerekiyor. Dua da gerekiyor. Yalnız duanın da bir sınırı var ama. Dua da sınırsız değil ama dua da böyle. Nedir bu? Eğer kader kadere mübremse onun dua da fayda etmiyor. Kader mübremse iki ayrı kader. Kader muallak var, kader mübrem var. Kader muallak şarta bağlı. Yani kul şunu yaparsa iyi olacak. Tedavi gerekiyor. Ama kader mübrem ne yaparsa yapsın böyle. Bütün dünyanın tıp profesörü bir araya gelsinler, dünyanın başına dikilsin. Her imkana sahip olsun, her modun hastanede yatsın,
Faiz madde kaderin bir hem böyle. Dua da böyle. Bir peygamber de dua etse yine fayda yok mu derler. Peygamberin kızı, Aleyhisselam Hazretleri'nin kızı Hazreti Zeynep. Allah Hazretleri derler. Abi öneriyor babasına. Hazreti Bilal söyledi. Bilal babama söyle. Oğlu vardı, küçük. Çocuk daha. Çok ağır hasta. Oğlum ağır hasta. Babama söyle. Gelsin eve kadar böyle. Bulunsun yanımızda böyle. Artık ömrü kesil yani böyle. Peygamber kızı mı? Hazreti Zeynep, büyük kız peygamber böyle. Babama söyle. Babam gelsin. Oğlum artık gayet ağır hasta durumu. Biraz geldi. Ya Resulallah beni Zeynep gönderdi. Torunu çok hastaymış, seni çağırıyor. Peygamber Muhtemelen'e baktı Aleyhisselam Hazretleri. Kaderi mübrem, kaderi muhkem, kesin. Vahidi yok böyle. Bir Allah'a kalın işte Muhtemelen'e. Peygamber karışamıyor. Ona söyle, yani kızıma söyle, sabretsin. Alan da Allah, veren de Allah. Yani ölecek. Gitti Hazreti Bilal. Zeynep, hani babam ya Zeynep böyle böyle buyurdu. Sabretsin dedi böyle. Sabretsin böyle. Alan da Allah, veren de Allah buyurdu. Hayır Bilal, tekrar git babam, ille babam gelsin buraya. İlle babam burada bulunsun. Tabii başka bunu söyleyemez de tabii kızı babası tabii nasıl geçiyor? Babası böyle. Biraz geldi, ya Resulallah Zeynep ille senin şahır ile gelmeni istiyor. Gidelim. Yanında bulunan sahabeler böyle kalktılar, gittiler. Can çekişiyor mu böyle? Zor oluyor, alıyor bu şekilde. Hazreti Kuzey'e kızı al baba dedi, kucağına verdi. Peygamber kucağına aldı. Baktı ki o torun can çekişiyor. Tabii peygamber insan, onun merhameti bizden fazla. İçi yandı, torunu acıdı, gözüne yaşlar gelmeye başladı. Ama elinde bir şey gelmiyordu. Filan, okusa filan kişi dua etse, en büyük dua peygamberi muhtemelen. Dua böyle şey. Bunun için kadere mübremse demek ki, kadere mübremse, yani muhkem kesinse, ne yaş fayda eder, ne para fayda eder, ne hastane fayda eder, ne de dua muhtemelen. Evliya tatlı dua etseler, ne fayda yok böyle. Öyledir Rabbim dilemiştir böylece. Şimdi her kabrinden kalkan insan, tıpış tıpış mahşere muhtereni be. Ama kimse eline bir şey yok ama. İrade yok. İrade yok. Kimi sürünerek, kimi yürüyerek, yüzü sürünerek böyle insanın çeşitli öldüğü şekilde insanlar mahşere gidiyorlar böyle. Bütün insanlar, hayvanlar, cinler, şeytanlar en sona melekler gidecekler mahşere. İnsan, cin yan yana. Kurt da kuzu yan yana mahşerde. Kurt da kuzu böyle. Yani kurt da o anda ödüp atlıyor hayvan da olduğu halde o heybet ilahiden kuzu da korkuyor. Kurt da kuzu bir arada, insan cin bir arada, şeytanlar bir arada, herkes bir boyunda büyük. Kimse de çıt yok böyle. İlla hemsa. Ancak nefes alıp verme. Onun sesi böyle. Tabii kaç trilyon, katrilyonlarca mahlukat ve bir ses alıp verme. Başka kimse sevmez. Herkese kafanı dikmiş bir yere. Herkese korku, korku, korku. Her insan hatırlıyor dünya hayatını anında. Hatırlıyor böyle. Nasıl dünyaya geçti böyle. O anda kişi bakıyor ki dünya denen o alem bir gün hatta bir günden de azmış. Yeme balda yerim. Yani günün bir kısmıymış böyle. Dünya hayatı böyle. O çocukluğu, o gençliği, o evlenmeleri, iş hayatı kurmaları, çevreleri, şunlara, bunlara, gülme, konuşmalar, gitmeler, gelmeler, hepsi kısa bir rüyamış, rüyamdır hemler. Bülü Aleyhisselam Hazretleri, ennâs-ü niyâmun fîzâ mâdûn tebehû. İnsan uykuda yanılır, uyuyor insanlar böyle, uyuyor böyle. Ölünce uyanacaklar bak. Ölüm asıl uyanılmaktan böyle, uyanacaklar böyle. Oradaki uyandığı kadar böyle, ne var şimdi orada? Pişmanlık. Pişmanlık. Herkes pişman böyle. Evliya bir pişman olacak. Evliya bir pişman olacak böyle. Neden? Neye daha fazla yapmadım?
yapabilirdim diye. Tamam, dünyaya geçen çalışmış, çalışmış ve koca apartmanları kurmuş ama yıkıldı, tozmalı gitti. Oraya gitmedi ki böyle. Doları, bilmem şusu, busu, markları, şunlara, bunlara, parası, pulu, çek senetler ne oldu? Hepsi boş muhtemelen. Hayat da boşmuş. Hatta şu beden bile boş onda. Yeni beden veriyor insana böyle. Yeni beden. Şu beden bile boş muhtemelen. Beden de çürüdü. Bu da tamamen toz toprak oldu. Bu da boş. Hayat da başlıyor böyle şey. Şimdi ne olacak orada? Diyecek insan orada ya leyteni kaddemti li hayati. Ya leyt ahli olaydım da kaddemli hayatı. Bu hayatım hiç oradan bir şey gönderseydim buraya. Buraya gönderseydim. Mesela para hayır yapmışsa giden orada. Kalanı kaldı muhtemelen böyle. Kalan kaldı muhtemelen böyle. Ve ömrü boşa geçmişse orada pişmanlık var bu şekilde. Sonra amel defteri dağılacak şimdi baştan. Amel defteri dağılacak. Amel defteri var böyle. İki omuzumuzda iki melek var. Mevlam buyuruyor. Kiramen katibine ya'lemune matef alûn. Bizi devamlı gözetleyen böyle. Bizi devamlı gözetleyen bunun yok başka görevleri melekler. Yeme içmezler, uyumazlar melekler. Havayı solmazlar melekler. Tuvalet gitmezler melekler. Onun başı yok melek böyle. İki omuzumuzda geri sağdaki sevabı yazıyor. Solu günah yazıyor böyle. Sağdaki bunun amiri ama. Amir böyle. Şimdi bir insan bir sevap yapınca ne yaptı? Mesela birine selam verdi yolda. Sünnet olsun diye böyle. O niyete. Selam verdi birine yolda. Esselamüaleyküm. Hemen yazıyor muhtemelen. Mesela böyle. Bir besmele şerif çekti. Bir Allah dedi. Yazılıyor muhtemelen. Bir yoksulun, fakirin böyle gönlünü aldı. Parası yoksa bile yüzüne güldü. Gönlünü aldı. Yazılıyor muhtemelen böyle. Sadaka verdi. Yazılıyor böyle. Namaz kıldı. Yazılıyor. Hemen yazıyor. Hemen anında yazıyor böyle. Ne diyor burada yazı? Kayıt altına ama böyle ama. Yani defter kalemi burada böyle. Hem görüntü hem ses böyle. Oluyor böyle şey. Manevi bir şey böyle şey. Şimdi bir de günah işledi. Bir ara mı baktı mesela giderken oluyor böyle. Bir şey yaptı. Soldaki hemen yazamıyor. Alamıyor onu kayıt altına böyle. Bu amiri. Ona soruyor. Abi diyor harama baktı. Ya şu günah işledi. Yazayım mı? Biraz bekle bakalım. Belki tevbe eder. Pişman olur da hiç defteri kararmasın. Günü kararmasın. Rabbim rahmet ve rahmet. Eğer kul uyansa kendi kendine eyvah neyi ben böyle yaptım dese, bir estağfurullah estağfurullah dese ya da bir hasene yapsa, yani bir sevap işlese, mesela kelime-i tevhid getirse birkaç sefer veya bir Fatiha bir şey okursa, o zaman diyor ki sadece melek dur bakalım şimdi bak. Bu ne kadar bir günah hak etti o anda? Diyelim ki 10 derece örnek günah işte böyle. Ne yaptı bu? Fatiha okudu. Ne sevap aldı? 100 lira sevap aldı böyle. 100 kat sevap aldı böyle. O halde bunu 10 günahın düşelim, 90 sevap zaman buraya bırakalım. Şimdi bir kul günah işleyince hem amel defterine hem kayda geçiyor. Kayda geçiyor ve görüntü ve kayda geçiyor. Bir Allah korusun kişinin gönlünün nokta oluyor, kara nokta oluyor. Gönlünde insanın, kalbinde kara nokta oluyor böyle. Bu kötü işte böyle. Neden? İnsan günah işleye işleye ne oluyor? Her günahında günahın büyüklüğüne orantılı bir karar nokta. Gönlüne, kalbine geliyor. Kalp zamanında kararıyor Allah korusun muhtemelen böyle. Yani kul uyanılmaz, tevbe etmezse, hakkına girmezse, mesela bir vakit namazını kılmadı. Çok büyük bir karar nokta. Öğleyi kılmadı, ikinci akşam yatsıyı kılmadı. Yani bir günlük beş vakit namazın günahını bir Allah bilir. Korkunç bir günah böyle. Beş tane haramı işlemekten daha kötü. Bir gün namazı kılmama kalbi karardı. Kalp kararması işte esas kötü bu muhtemelen. Hayattayken bak böyle. Neden? Kalp karardı mı
Kalp ne yapıyor? Kalp doğasını kaybediyor. Kalbin doğası vardır. Kalbin doğası vardır. Nedir bu? Kalbin doğası huzur ister kalp böyle. Gönül rahatlığı ister böyle. Huzur ister. Allah'ı zikretmek ister. Kalp Mevla ister aslında. Gönül Allah ister böyle. Şimdi kalp kararınca ne olur? Kalbin doğası bozulur. Bu da bak kalp şartı ibadet yapamaz. Yani cuma günü camiye gider ama zor gider cami böyle. Sıkılır, bıkılır, patlar böylece. Yani bir farzını kılsa da böyle şeyle, imam kısa okusa da böyle, farzı kıldı gibi hemen kalkar böyle böyle. Hemen kalkar. Hatta bazı çıkacak bulamaz, ayakta beklemez bak. Ya kıldı öteki namazda kılmaz muhtemelen. Kılamaz muhtemelen. Bak gönül karardı muhtemelen. Allah korudu. Gönül karardı muhtemelen. Gönül karardı. Tevbe edemez ki onda bu şimdi böyle böyle. Gönül karardı. İçinde istek yok demek İslam'a karşı. Namaz zevk almaz, Kur'an'dan zevk almaz, ibadetten zevk almaz. Ne yapsın? Günah işlesin muhtemelen böyle. Şarkıdır, müziktir, şunlar, bunlar da bir harama girsin, gülüşsün, oynasın, yesin, içsin böyle. Ama insan başbuğu değil ki. Ya, yaradan var muhtemelen ya. Ölüm var ya. Hesap var sana. Beyaz kefen var, tabut var, mezar var ama unutun bunları bu şekilde. İşte mahşerden sonra ne olacak? Amel defterleri dağılacak. Şimdi mahşerde sıraya girecek amel defterlerinin dağılmasına. Amel defteri böyle. Her insan ölüm anında can boğaza gelince, gözden perde kalkınca amel defteri dürülüyor muhtemelenler. Her insan bunu görüyor anında, kendisi görüyor böyle. Kişi bir sağına bakar, amel defterine bakar. Eğer hesabı çoksa oh sevinir, gülümser muhtemelen. Sonuna bakar, günah çoksa o zaman da kötü geçir, pişmanlık olur. Ama o anda iş işten girmiş olur muhtemelen böyle. Bunda herkes amel defteri, yani kağıt değil ama. Maliyedir bu, nurdur böyle bu. Bu arş-ı âlâ götürülür. Orası saklanır bunlar. Mahşerden olacak şimdi, buna dağılacaklar. Aynı böyle kar yağlığı gibi. Nasıl kar tanesi, birine karışmaz kar tanesi. Kar tanesi her birinde böyle itme gücü vardı. Bir iten onlarından vardı böyle. İtme gücü vardı. Bir iten onlarından bunda böyle. Yoksa kar tanesi itme gücü olmasın, yukarıdan gelen kar üstüne bir iki yapar, karpuz gibi olur. İnsan başını çatılır, kırar. Bunun gibi gelecek amel defterleri, iyi insanların ameliyatları sağ eline verecek, sağ tarafından. Onun sağ ile kalkacak ama. Eli değil kimse böyle. Sarı kalkacak, alacak. Bakacak, oh. O kadar sevinecek ki bu bakacak. Böyle sevabı çoksa böylece. O ana kadar heyecandaydı. Stresiydi o ana kadar. Baktı, oh seviniyor böyle. Hatta gidecek, okuyun kitabımı var. Havun Kuru Kitabiye. Allah korusun, günah çoksa ne olacak? O ameliyatları solundan arkadan verecek. Sol eli böyle arkadan dönecek. Alacak arkadan böyle. Yani zahmet de alacak ameliyat defterini. Onun da tabii günah çok günah olacak, bölünecek. Ah, keşke bugünü görmeseydim. Keşke ölü topukla parçaladım mezarımda. Keşke dirilmeseydim. Ama keşkeler artık orada geçti. Vakti geçti orada. İşten geçti bu arada böyle. Sırasıyla önce şimdi bunların günahın, sevabın tartılmasına mizan hakkı böyle. Mizan tartı var bu işte orada. Sıra şimdi buna gelecek, mizana. Tartı evreye gelecek böylece. Her insan tek tek onun başına gelecek. Onun başına gelecek. Ne amel yapmışsa iyi sevap, mizanı yani terazinin sağ kefenine koyacak, kefesine koyacak böyle. Ne yapmışsa onu sol kefesine koyacak böylece. Yaşam boyu ne yapmışsa bunda yaşam boyu. Yaşam boyu deyince bülüğ çağından sonra başlıyor böyle. Ondan sonra başlıyor. Bir de bilinçli olduğu dönemlerde. Mesela son zamanlar bir bilinci giderse o gen adımlar sabi gibi oluyor bunlar. Onun dışında kalıyorlar. Yani insan bülüğ çağından yaşam ve ölünceye kadar bilinçli olduğu dönemde ne yapmışsa bir besmele çekmiş, Allah demiş, namaz kılmış, ne yapmışsa artık, ne hayır yapmışsa sevapları konuyor, günahda konuyor muhtemelen böyle. Zerre zerre. Yani kişinin aklında olmayan küçük gün saydığı günahlar bile
Ama küçük günah ama o çok işlemiş ona, o da büyüyor da. Şimdi kimin hesabı çok görürse ne olacak? Mesela mevazini femamen sekulet mevazinuhu. Kimin mizanı ağır gelirse, sevabı çok gelirse. Yani en mutlu kul, en büyük bayram, en büyük sevinç o anda. Mizanda sevabı ağır geldiği zaman. Rabbimizin rahmeti sonsuz, sınırsız Mevlamız rahmeti. Geleceği muhtemelenler. Rabbim Errahim, merhamet sayı Rabbimler. Rabbim ne yapıyor bize merhametiyle? Sevaplar biri 10 katı en aşağı. Günahlar bire bir. Ya bilmiyor. Sevaplar en aşağı bir sevap bir konmuyor. En aşağı 10 katıyla. Tamam bu en aşağı böyle. Yukarı sınır yok. 50 kat, 100 kat büyüyor böyle. 1000 kat büyüyor sevaplar böyle. Kulun yapışına göre, ilhasına göre, aşkına, muhabbetine göre böyle. Bunlar konuyor. Bunlar yetmedi diyelim. Ne yapacak? Diyecek ki Mevlam kulunda senin daha sevapları var, kulunda senin daha var. Ne var ya Rabbi? Seni ettiğin bir akşam yaslamada camiye, cemaate gitmeye niyet ettin. Onda misafirin geldi, çocuğun hastalandı, onu acile götürmen gerekti, engel oldu, gidemedin camiye. Niyet etmiştin ama. O niyetini koy bakalım sevabını, bir cemaat sevabı gene muhtemelen bakalım böyle. Yani bunun gibi kulun niyetine göre de böyle, niyetine göre sevaplı olacak böylece. Hatta rüyasında bile kul, rüyasında insan bazı kişiler rüyasında mesela namaz kıldığını görür, Kur'an okuduğunu görür, zikrettiğini görür, hatta Kabe'ye tavaf edene göre kişi bunlar rüyasında, bunlara da giriyor muhtemelen bunlar. Ne giriyor muhtemelen böyle. Bunlar konuyor bu şekilde. Sevabı geldi, fazla geldi. Ne olacak? Ve fi'işeti râzıyeh olacak. O kimse razı olduğu yaşayışta böyle. Nasıl hayat iş, yaşam istiyorsa, yaşam koşulları ona orada kavuşacak böyle. Yani cennette. Cennete girmediyse bir kişi, insan dünyada hiçbir yerde mutlu olamaktı. Böyle. Geçici olur mutlu, geçici bir zaman iş olabilir böyle. Geçici bir zaman iş olabilir. Bir an böyle sevinçlidir, huzurludur, şu budayken böyle bir telefon çalar, hala oh eyvah falan kaza yapmış yakını. Yok şu olmuş, yok bu olmuş. Hemen arkadan bir dert dünya uyanmadan böyle. Yani bir ülkenin başı da olsa kişi, on derdi bizim daha büyük aslında böyle. Onu da başarır. Onu da başarır, mutlulamı böylece. Hatta bakınız mahşerde bile insan sevabı çok bile gelse yine tam olamaya gelebilir. Çünkü sırat köprüsü var. Mahşerde bir de sırat köprüsü var. Sırat köprüsü bu tabi. Sırat köprüsü. Altı cehennem üzerine kuruluyor. Oradan geçiliyor. Aynı cennete girince kişi ne olacak? Fi'inşeti razıye. Artık razı oluyor yaşayışta böyle. Hep aynı hal, aynı an devam ediyor böyle. Hiç değişmemek üzere böyle var. Nedir bu? İnsan ne istiyorsa işte olur cennet muhtemelinde. Ne istiyor insan? Önce ölüm diye bir şey olmasa dünyada. Şimdi bazen ölüm ister de bazen dünyada. Derdi vardı, elemi vardı, etleri kakılır, şu olur, bu artık aşağılanmış, şu olmuştur, bu olmuştur. Ölüm isteyebilir böyle. Ama öyle insan var ki hayatın en tatlı an bahrında. Her imkanları var, her şeyi var. Ölümden aman aman, alma ölüm bana da vermedir. Ama mezar, bırak onları bana bunlar da vermedir. Bir güne muhtemelenler aklıma şu anda geldi. Pamukova'da, Pamukova kenar mahallesinde bir camide cenaze olmuş. Camide, Pamukova'da. İstanbul'dan biri geliyor, akrabasıymış ölen kişi. Oraya geliyor. Bakıyor ki çok eski tabut, ona koymuşlar camide. Eski tabut, yani tehlikeli bile, kopabilir sapın mapları böyle, ona koymuşlar. İmama soruyor İstanbullu, zengin kişiymiş böylece. Hocam diyor, yok baş tabut, bir tabut var burada, başka yok bir tabut böyle. Tabii peki diyor, camiden eve dönünce
Oraya bir marangoz varmış, ona gidiyor. Bir tabut alıyor, camiye koyuyor muhteremler. En güzel tahtadan, sağlam olsun böyle diye tabut yap. Ne istiyorsun, para şu kadar, al. Kızım, ya bunu koy, bunu mezara böyle. Hayat olsun böylece. Bu marangoz dükkanı darmış böyle. Darmış. Tabutu şeyde yapıyor. Ama kola takmaya gelince sığmıyor bir dükkanında. Üç tane, iki tane silah koyuyor. Tabutu üzerine koyuyor. Başlıyor kola çakmaya. Böyle bir kadın geçiyor. Kadın tabutu görünce kadın kütüphane korkuyor. Ne bu diyor, tabut ya diyor. Utanmıyor sen başlıyor bağırmaya, çağırmaya. Ne bu tabut diyor bu şekilde. Yani marangoz aşağı alıyor. Kadın uyumuyor kadına. Kadın bağırıyor, çağırıyor, gidiyor. Peki ne oluyor sonunda? İlk o kadına nasıl bu tabut muhtemelen? İlk o kadına konuyu tabut muhtemelen. Hiç unutmayayım bu olayı ben muhtemelen. Olay gerçek bir şey muhtemelen. İşte dünya bu muhteremler. Ölümden insan korksa da, önlem alsa da, tedbir alsa da, şunu yapsa, bunu yapsa da ama hayat yazılmış. Bak, kader mübremse ölüm de var bu şekilde. Yani dünya hayatı böyle dünya. Dert, elem, gece, gündüz, soğuk, sıcak, fırtına, sağlam ama böyle karma karışık bir temelde. Bir anda fırtına kopar, ağaçları dallarını kırar, çatı uçurur. Bir anda böyle. Bir anda deniz kabarır, dev dalgalar kıyılara vurur, gemileri kalkmış böyle. Yani dünya hayatı bu şekilde dünya böyle. Bir anda karanlık bastar, ışık gelir. Cennette işte ölüm yok cennet hatırı. Ölümsüz hayat artık. Ölüm yok böylece. Peki ölüm yok mu? Yaşlanmak yok mu? Yok işte. Eğer yaşlanma olsa ölüm nimet o zaman böyle. Yaşlanma olsa böyle. Ölüm yok. Yaşlanmak cennette böyle. Hep aynı yaşta, 30 yaşında girdiği yaşta, aynı boyda, aynı kiloda, aynı kiloda, aynı ende, aynı yapıda devamlı kalıyor. 30 yaşında böyle. Erkek de kadın da böyle. Hep aynı yaşta kalıyor. Yaşlanmak yok böyle. Hastalık, hastalık muhteremler. Vay efendim işte gözüm pek göremiyor da gözlüğe gideyim. Orada gözlüğüm var cennette. İşte dişim çürümün dişçiye gideyim. Dişçi var cennette. Kim dişçi olsun orada burada? Ne diş çürümesi var, ne gözün zayıflaması var, ne karnı ağrısı var, ne bir şey var muhterem böyle böyle. Hastalık diye bir şey yok böyle. Devamlı sağlıklı böyle, devamlı zinde insan böyle. Tam sıhhatli, %100 böyle, bütün organları, şeyleri, tam sıhhatli, zinde kişi. Yaşlanmak yok, ölüm yok. Sonra yemek içmek var mı? Var mı? Derler. Mevlam buyuracak, kulu veşrubu heniyen, bima kuntum te'amelun. Kulağın yiyin için Mevlam buyuracak. Kulağın yiyin için yiyin, bol 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 yiyin Mevlam buyuracak. Mevsim yok ki bu arada böyle. Yani bekleyeyim de kira zamanı gelsin, karpuz zamanı gelsin. Yok mu? Zaman yok mu? Böyle. Her an hazır böyle. Gece de yok bu arada. Hep gündüz. Mevsim yok. İlkbahar ılımlar ektiğimi böyle. Hep aynı gece mi böyle? Gece yok orada böyle. Aynı şekilde. Yemek içmek var. İçtiğine kadar bol 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 böyle şey. Efendim bakıyorsun yattığın yerden herkesin köşkü sarayı yemeden. Üzeri taras böyle. Üzerinde cennet divanları, yatak üzerinde, üzerinde Tuğba Dağı'nın dalları var böyle. Her ağacında çeşitli meyveler, çeşitli kuşlar dışarıdan. Kişi yatıyor, yanında hanımı da böyle. Yatıyor divan üzerinde. Şöyle bakıyor, canına bir şey istiyor. Ne, ayağa mı kalkacak? Yok. Ağaca mı çıkacak? Merdiven mi lazım? Yok, yok. Ağaç dalı uzanıp geliyor. Hatta yalvarıyor. Ya veliyullah, al beni ne olur ye beni benim. Yemek içmek bol 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 hazır şimdi. El yıkamak yok ama böyle böyle. Kabuk sömek yok, çekirdek yok cennet meyvelerinde. Peki yedi içti. Akarsular, cennet ırmak içti yedi içti. Ne olacak? Tuvalet var mı? Tuvalet. O da muhtemelinde. Yani tuvalet o da dert, o da sıkıntı. Ya. Hele insan yola giderken kişi mesela arabasıyla gidiyor, otobüse gidiyor, daha da otobüste mesela. Kişi ister, karnı ağrıdı böyle. Ya da çocuk veya mesela değil mi? Çocuğu mesela, anne çişim geldi, anne çişim geldi. Şafa bu şekilde böyle de. Yok cennet yok da böyle. Tuvalet yok böyle şey. Yenen kadar ne oluyor? Mideye inmeden hemen böyle sindiriliyor. İnmeden boğaz hemen sindiriliyor.
bir gaz şeklinde çıkıyor. Bir geğirme gibi. Rengisi, tatlı, kokusuz böyle. Anlamıyorsun böyle. Gaz şeklinde ne alt verme gibi böyle. O çıkıyor orada böyle. Kilo almak yok burada. Cennette ondan sonra ne var? Dostları ziyaret. Ana babayı ziyaret. Evlatları ziyaret. Kardeşi ziyaret. Böyle. Ziyaretler. Dünya dostları. İş yok ki muhtemelen böyle. Yani sabah kalkayım da bir kahvaltı hazırlayayım. İşime gideyim. Çamaşır yıkanacak. Yok bundan böyle. Her şey doğal, her şey temiz. Ondan sonra dostları ziyaret muhtemelen. Nasıl gidecek? Orada var mı? Araç yok. Yani kendi gidecek böyle böyle. Birisi uçarak gidecek böyle. İkisi de hızla böyle. Birisi divanda yattığı yerden gidecek. Divanda beraber. Böyle. Peki böyle. Annesine gider, babasına gider, evlatlarına gider. Ama bulduklarına gider. Bulmadığı da var ama şimdi böyle. Orası acı işte muhtemelen böyle. Şimdi bir insan ne yapacak? İşte benim annem babam vardı. Hele bazı insanlar yani annesini bilmeyen de var ama işte. Yani doğum dönmüş kadıncağım işte. Annesi hiç tanımıyor muhtemelen böyle. Bakar ki annesini bulur, annesi cennette. Anne babam nerede? Yavrum baban yok burada. O halde cehenneme gittim ona bak ben. Kişilerin üç tane evladı var böyle. İkisini buldu, biri yok. Bu nerede? Cehennemde Allah korusun sana böyle. Cennette böyle. Yani kim ki bir ana ve evlattan bir ara orada olabilirse onların mutluluğu daha fazla oluyor ben o dönemde. Ve çoluk çocuğu, torunları böyle, yakınları böyle, hepsi böyle. Yani sorunlar dahi buna böyle. Ana baba, dedeleri, bu işler dahi bunların böyle. Bunlar bir araya gelebildi mi? Bunlar bir sohbeti gelip bir araya geldiler mi böyle? Ooo kızım burada, oğlum burada, gelinim burada, damadım burada, torunum burada. Hepsi bir arada böyle of. Onların mutluluğu sonsuz mutluluğu onlar böyle. Mutluluğu böyle. Ama bakıyorum biri yok. O nerede? Cehennemde mutluluğu korusun böyle mutluluğu. Sonra tabii evliyaların sohbetleri, peygamberlerin sohbetleri. Uyku da yok cennette. Tuvalet yok. Bunun akıntısı yok. Aksırmak, öksürmek yok muhtemelen böyle. Yani cennet böyle hayalden ötesinde. Yani hayal edilemeyen bir güzellik cennet böyle. O kadar bir cennet böyle. Hiç gibi bir şey yok orada. Devam ediyor bu şekilde. Gelin kimin de sahibi az gelirse şimdi ne olacak? وَيَمَنْ خَفْفَتْ مَوَازِينُهُ وَيَمَنْ خَفْفَتْ مَوَازِينُهُ Mizana hafif geldi, sahibi az geldi. Ümmü Habiye, onun da anası cehennem muhtemelen, anası böyle. Yani varacağı yer, yani bir ana kucağı gibi böyle, böyle ana kucağı gibi böylece. Ümmü Habiye, Habiye cehennemi. Yedi cehennem var, isimleri farklı. Mesela Cahim, Sakar, Habiye, isimler bunlara böylece. Bazısı bazısından daha da dehşeti, kızın daha bir ateşi böyle. Ümmü Adrake Mahiye, Mevlam buyuruyor, sen ne biliyorsun Mahiye, o Habiye cehennemi? Narun Hamiye. Allah bu peygamber soruyor, benim Adrake, Habiye sen neyi bilirdi? Mahiye nedir o Habiye cehennemi? Tabi peygamber bilemez yapmadan. Mevlam buyuruyor, narun ateş. Ateşi ateş böyle. Hamiye, Hamiye çok kızgın bir ateş bakın böyle. Ateşin tabi daha ısısı fazla onlar ateşine var. Mevlam buyuruyor, Darun Hamiye. Allah korusun ne var cehennemde muhteremler? Ateş, ateş, ateş böyle şey. Orada sular var cehennemde böyle. Kaynak su yerden çıkıyor böyle. Ama ne ateşten çıkıyor muhteremler. Ateşten sıcak böyle kaynar su. Dünyada var sıcak su çıkıyor, yaratan çıkıyor böyle. Kaynaklar var cehennemde böyle böyle. Ya böyle. Kaynak su muhterem böyle. Zekum ağacı böyle, darı ağaçları var böyle, yılanlar var, develer gibi böyle. Cehennem köpekleri var böyle, kapkar iri böyle, insan saldıran böyle, zebaniler var, cehennem. Ateşi de oranın kara veriyor. Alev oluyor, alevi kara mı? Işık vermiyor yani ateşi böyle. Ateş de kara, kapkara içerisinde. Zaten daha işte içine girerken, cehennem alevi ise haşlıyor yüzüne böyle. Bütün derisi yanıyor. Deliler tamam yanıyor. Suratı böyle iskelet görünüyor böyle. Dişler sırtıyor böyle. Birbirine zor tanıyorlar cehennemdekileri. Birbirine zor tanıyorlar böyle şey. Oluyor ana kız düşüyor aynı yer cehennem böyle. Baba oğul düşüyor. Kardeşe düşüyor. İşte arkadaşa düşüyor böyle. Aynı kişiler yolları girse Allah korusun böyle cehennemde. Orada ne var orada?
Orada sohbet yok burada. Orada tartışma. Sen ben. İşte sen baba bana Kur'an öğretmedin, baba sen beni alıştırmadın, sen bana böyle yaptın baba. Kız annesine bağırıyor, anne sen beni öptürmedin, vakit gezdim ben, sen bana dinimi öğretmedin bana. Sen böyle böyle. Komşu komşuya, bak sen beni düğün salonuna götürün, sen bana sebep oldun. Birbirine çatışmadın beni böyle. Birbirine böyle, kendi böyle. Birbirine. Yani böyle hercümeş böyle. Muazzam bir kavga, gürültü, hırs böyle diye ateş böylece. Tabii yana yana ne oluyor bunlar şimdi? Acıkıyoruz zamanında, orada acıkma var böylece. Ya Rabbi çok acıktık. Bize bir şey nasip et böyle. Ne var? Ağaç var. Nasıl şöyle bikre vardır, şöyle bikleri böyle. Fazla büyümez şöyle bikleri böyle. Ama dikin olur şöyle bikleri. Devir onları böyle. Bu şekilde alın bakayım bakalım şunları. Zakkum diyeyim. Zakkum. Zakkum diyeyim böyle. Ciğerinde yetişen bir bitki böyle. Acı mı acı, görüntüsü kötü, kokusu kötü. Direkt anlaşılmıyorken böyle. Bunu koplayacaklar bu acıktan böyle. Yedikten sonra işin yapma başlayacak. Yedikten sonra muhtemelenler. Neye benziyor bu? Acı biber'e benzer muhtemelenler. İnsan acı biberi anlamaz birdenbire. Yazın mesela kızartmış yeşil biberi. Onu bir de YouTube'a böylece. YouTube'a böyle. Anlamaz o anda böyle. Biraz sonra ne yapar? Midesi yakma başlar. Ağzı yanma başlar. Böyle. Zakkum bu şey böylece. Anlamayacak baştan. İçi yanma. Ateşten beter böyle. Ateş yanıyor işi böyle. Parçalanıyor. Ama su şimdi. Aman su. Su. Bana var. Ne var? Hamim ve gassas diyor var. Hamim ve gassak. Hamim gassak. Hamim kaynayan su yerden beri. Gaya deresi yerden beri. Kaynayan su, cehennemden çıkan su ateşten sıcaktı. Buhar zaten karşısını yakıyor böyle. Bir de gassak. Bu da de böyle yananların günahından beden akar irinder. Bilhassa Allah korusun zina edenler mutlaka Allah korusun. Erkek kadın böylece onların cinsel organlarından irin akacak. İrin böyle. Ateş gibi. Toplayacak bunları bir yerde. Toplayacaklar. Pis mi pis böyle. Rengi, kokusu, tadı, acılı, zehirli, sıcaklığı böylece. Melekler, zaman melekler onu çıkıyor. Almaşlar böyle. İç bakalım bunu aç ağzını dökecek mutlaka şey böyle. Şimdi böyle bir cehennem var. Yani sonuç olarak yani başka bir yolu yok. Yani inansın inanmasın kişi sonuç bu muhtemelen. Sonuç bu muhtemelen. Yani sonuç ölüm, kefen, tabut, mezar, mahşer, sırat ve cehennet ve cehennem böyle. Yani sonuç bu böyle. Allah'ın yarattığı kader takdir bu muhtemelen. Kimse bunu değiştiremez muhtemelen. Değiştiremez. İşte böyle bir cehennem var bir tarafta. Bir de o güzelim cennet var. Cennet var muhtemelen. Seçenek elimizde şu anda muhtemelen. Elimizde böyle. Şu an seçenek böyle şey. Ne gerekiyor? İnsanın önceki hayatı günah geçmişse bile elhamdülillah bir tevbe diye bir şey var. Tevbe, pişmanlık denen tevbe vardır. Böyle. Yani dünyada tevbe edebilsek, Allah'a boyun eğebilsek muhteremde, göz yaşı dökebilsek, Allah'a affedersek Mevlamıza, o affediyor muhterem Mevlamı muhterem böyle. Affediyor Mevlamı muhterem böyle. Yani kul böyle yüzlerce yaşırsa, günah yaşırsa, fakat sonra kul bir tevbe ettim böyle döndü mü ihlas ve samimiyetle böyle kuluna gidemiyor. Kovmuyor onun kapısından muhtemelen böyle. Kovmuyor onun kapısından muhtemelen böyle. Ne geliyor? Tevbe istifa elhamdülillah böyle. Tevbe istifa var ama bunda sadakat lazım. Nasıl tevbeşi lazım bunda? Nasıl tevbeşi lazım bunda? Yani dönüşü olmayan bir tevbe böyle. Kesin samimi bir tevbe gerekiyor. Kul Allah'a dönmesi gerekiyor Allah Celle Şahane böyle. Kul Allah'a döndü mü kul geçe bir tevbe etti mi, o anda kişi bunu kendi fark eder, tevbenin kabul olduğunu, olmuşsa muhtemelen böyle. Yani tevbe kabul olmuşsa, bu fark eder böyle. En şeyi böyle, tevbe namazı iki vardır böyle. Bir yıkanır, gusül abdestini alır, iki kez tevbe namazını kılar, oturur, önce bir hayatının muhasebesini yapar, günahı gözüne getirir, neyi ben güreştirdim diye bir işini yer verir. Pişmanlık böyle. Kendini kırama böyle. Kalkır böyle. Kendini kahrede böyle. Işte böyle. Niye Allah'a asıl oldum ben böyle? Ya Allah'ım döneceğim. Hep kahre kendisini. Günahları yakan dünyada pişmanlık. Pişmanlık o da böyle. Pişmanlık böyle. Dünyada pişman olmayan o zaman cehennem yakacak onları günahlar o da böyle.
Yani pişmanlık, kahır gerekiyor bu şekilde. Sonra ne yapar? Hesap azim diye tevbi istiğfar yapar. Mevla söz verir. Allah'ın sebebinin Rabbim sevmesin kulunum. Senin kapına geldim Allah affet diye Mevla yalvarır. O anda bunun tevbesi kabul oldu mu ne olur? Kişi bunu hemen anda fark eder. Nasıl fark eder? O anda gönlündeki darlık gider. Böyle. O sıkıntı da gider. Sanki başka yeni doğmuş gibi anasından yeni hayat kılmanı verir böyle. Yani hayat tayyip edelim bunu. Hayat tayyip'e böyle. Gönle bir rahat, huzur, bir nur gönlünde tatlı bir hale böylece ağlama başlar anlamadır. Ağlama başlar efendim. Sahabeden biri, hadiste Kelbi denen kişi, dikkatler Kelbi. Bini Kelb kabilesinin kendisi başıyım, reisim şu kabile reisimi kendisi. İlk zaman tabi müşrik, yani kafir kendisi. Peygamber tabi karşı böylece. Peygamberimize dua edermiş Mevlamıza. Onun üstü olması için. Yani kabilesi, büyük kabile olduğu için tabi onun İslam gelmesiyle İslam çoğalacak kabilesi dolayısıyla. Bir gece diyede Kelbi'nin gönlüne geldi iman geliyor muhtemelen. Bir gece böyle. Uyanıyor gece arasında. Şere etrafına bakınıyor, gök tarafına bakınıyor. Allah Allah. Bu alem başıboş değil ki böyle diye böyle. Geceyi gününüzü yapan, dünyayı döndüren, ya arşi verişi yaratan böyle. İnsanlar doğan, ölen, gelen, giden böylece. Yaz, kış böyle bunu bir yöneten var böyle diye. Başıboş değil bunlar böyle. Düzen mi, denge var şu alemde. Ve o anda içine imanın aşkı, atışı geliyor. Hemen kalk gece arasında Medine'ye gelmeye deve hitap ediyor. Dinine geliyor. Peygamber Hazretleri de sabah namazını kılmış. Ağaca karanlık daha. Dönmüş hesabına. Mihrap'ta hesabına sohbet ediyor Peygamber. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Resulallah diye geliyor. İç iman atışı içine doğdu içine. İman iş, aşkı içine geldi. Hemen asabaya gelecek. Biraz sonra kapıdan bir karartı göründü böyle. Ağaca karanlık mescitte. Baktı sağa biri gelip yabancı. Öyle kim bu derken Peygamber otur. Yol verin bakalım, gelsin bakalım buraya. İyi geldi muhteremler. Peygamber yaklaşınca Peygamber bir baktı. Daha önce Peygamber her zaman görürdü. Ama başka göze bakıyordu. Dediler. Ona bir insan gibi bakıyordu böylece. O iman gibi Peygamber bir bakınca dizinin dermanı kesildi muhteremler böyle. Yürüme hali takatı kalmadı. Kermekesi de böyle. İşine bir aşkı, peygamber aşkı işine geldi böyle. Sanki peygamberin kişiliğinde arşı görüyor sanki böyle. Nur olarak böyle. Onu gördü. Yere çöktü, zor geldi böylece. Peygamberimiz var hırkası çıkarır. Hırkasından çıkmadı. Yere düşürdü. Toprak da yoruldu. Yoktu asır meşritte ilk zamanlar. Peygamber hırkasını çıkardı. Yere serdi. Dihye, İlis, otur buraya da böylece. Hadi otur mu ona? Resulullah'ın şükasına aldı muhtemelen. Yüzüne gözünü sürdü bu şekilde. Başta yüzüne gözünü sürdü, öptü onu bu şekilde böylece. Oturdu, geldi. Artık gücü yok, dayanma gücü kalmamıştı zaten böyle. Yanıyor böyle. Ya Resulallah, Müslüman olacağım ben. Ben iman edeceğim Resulallah, ne yapacağım? Peygamber verildi bakalım dedi. Tutuyor muhtemelenler. Kulde bakalım dedi böyle. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Peygamber bunu söyledi. Cebrail Aleyhisselam o söyledi. Melekler söylediler. Bütün sahabeler haddiye. Bunu söyleyince bir kelime şehadet ile bakın. Bir kelime şehadet ile böyle. Bir kelime şehadet ile ama inanarak bir anlamı bilerek böyle o meclişte, o mescitte, o atmosferde, mali bir havada söyleyince diye kendine geçti o zaman böyle. Bu baktı ki diye başka diye olan böyle. Kişiliği diye her şey değişti. Sanki cennette sanki o zaman böyle. Öyle hafifleme, rahatlama, gönlük o anda buldu kişiliğini. Gerçek insan o anda buldu böyle. Ağlama başladı o zaman. Titreme başladı böyle. Ağlama başladı böyle. Titriyor, ağlıyor bu şeyle böylece. Devam sonra göğsünü tuttu böyle. Üskün, sakin diye böyle. Nasıl kendine geldi o zaman bu şey böyle. Kendine geldi. Ondan sonra onu kessen, dönmüyor sen onu böyle. Bir de kelbi muhtemelenler. Mezur Humus'ta. Humus'ta. Meşrinin başlığı muhtemelen. Humus'ta böyle.
Allah orada huzur versin, orada inşallah böyle. Şanlı huzur versin inşallah böyle. İlla Teala Fatiha.